Daha birkaç kişi daha geliyor. 74'teyiz şu anda. Bir kişi girip çıkıyor yalnız. Bağlanamıyor. O yüzden bir iki dakika daha bekleyelim. Burada 80 olunca başlıyorum Mehmet Hocam. Ne zaman isterseniz, ben Tamam. hazırım. Tamam. Artık tanıştırmaya başlayayım. Merhaba herkese. Bilim Akademisi'nin bu yılki bir ikinci sunumuna hoş geldiniz. Benim ismim Pınar Mengüç, Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesiyim. Zaten biliyorsunuz diğer konuşmalardan. Bugün çok değerli bir hocamız geliyor. Biliyorsunuz bu yıl her şey online olduğu için biz de özellikle yurt dışında olan bilim akademisi üyelerinin bizle birlikte olmasına önem gösterdik. Bu defa Mehmet Toner burada. Eminim birçoğunuz dinlemişsinizdir. Belki birçok kişinin Mehmet Toner'i bildiği yer Fatih Altaylı'nın teke tek bilim programıdır. Ama şimdi kendisini burada görmemiz hakikaten bizim için de çok büyük bir onur. Sağ olsun bizi kırmadı. Bu seçim gününde her şeyi bırakıp geldi bizle konuşmaya. Mehmet Toner'in birçok şeyi var. Ben bunlardan birkaç tanesini size söylemek zorundayım. Bunlar önemli. Bir kere İstanbullu kendisi. İstanbul'u çok iyi bilen birisi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden sonra Amerika'ya gidiyor. MIT'den ilk önce bir yüksek lisansını alıyor. Sonra da Harvard ve MIT'nin beraber kurduğu Sağlık Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi'nden tıbbi mühendislik alanında doktorasını alıyor. Ve bilahare de orada kalıyor. Ve buraya o zamandan bu yana yani bu yaklaşık 89-90 30 yılda geçen zamanda Amerika'da olabilecek bütün ödülleri de kazanıyor. Bunların başında en önemlisi Amerikan Tıp Akademisi, Amerikan Mühendislik Akademisi ve Amerikan Mucitler Akademisi üyelikleri oluyor. Tabii bizim Türk Akademisi'nin, Türk veya yani bizim Bilim Akademisi'nin de üyesi olması bize de onur veriyor. Öte yandan 2019'da Koç Vakfı Bilim Ödülü'nde kazanmış durumda. Şimdiye kadar çok konuşma yapmış. Bu konuşmalardan bir tanesinin burada olması harika. 350'nin üzerinde ödülü var. Ve kariyeri boyunca da tekrar Ulusal National Institutes of Health, yani Ulusal Sağlık Enstitüsü, Ulusal Bilim Vakfı yani National Science Foundation'dan ve National Science Foundation'ın nano bilimler üzerinde birçok ödülünü de kazanmış. Yaklaşık 350 tane makale yazmış. Tahmin ederim onu yazmamış burada ama yüzlerce öğretim üyesi ve bir yerlerde çalışıyor Mehmet Toner'in laboratuvarından geçerek. Birkaç şirket kurmuş. Birkaç merkezin kurucusu olarak çalışmış. Önemli olan şeylerden bir tanesi de Özyeğin Üniversitesi'nin mütevelli heyetinde yaklaşık 10-12 yıldır beraber ve benim onunla çalışmam sadece bu değil, ondan öncesi de var. Ama ben fazla konuşmayayım da kendisi konuşmaya başlasın. Şu anda 97'ye vardık. Ben size çok değerli Mehmet Toner'i, Harvard Üniversitesi Helen Andrews Benedict Profesörünü takdim ediyorum. Onun sunacağı olayları kendisi anlatsın. Ben girmeyeyim o konuların içine. Çok Mehmet, merhaba, hoş geldin. hoş bulduk Pınar'cığım. Nasılsın? Sağ olasın. Her şeyden evvel hakikaten Bilim Akademisi üyelerine,
meslektaşlarıma, arkadaşlarıma, katılımcılara çok teşekkür ediyorum beni aranıza aldığınız için. Söylemedim Pınar ama bizim seninle epey geriye gittiğimiz zamanlar var. Boston'da beraberliğimiz var, arkadaşlığımız çok geniş ve uzun süreli. Senin vasıtanla da buraya davetli olmak hakikaten büyük bir zevk. Hatırlıyorum, Teknik Üniversitede makine bölümündeyken Abdurrahman Kılıç hocamla tanışmıştım. Onunla beraber Türkiye'nin ilk güneş haritalarını çıkardık. O zaman biraz epey zaman önündeydik. Güneş enerjisi daha yeni başlamıştı. Bütün Türkiye'nin güneş haritalarını çıkardık ki nerelerde güneş enerjisiyle ısıtmak daha uygun olabilir diye. Bildiğin gibi güneş enerjisini çözebilmek için de ısının dördüncü kuvvetinde denklemlerle uğraşmak gerekiyor. Bu da bilmeyen arkadaşlara söyleyeyim, ısı geçişinde radyasyonla uğraşan insanlar ısı geçişinin bunlara babaları deriz biz. Yani en şeyleridir, ileri bilim adamlarıdır. Pınar Mengüç de hocanız bu konudaki dünyadaki en önemli insanlardan biridir. Benden genç durmasına beraber bir iki yaş benden ileridir. Onun makalelerini okuyarak o denklemleri çözmüştüm zamanında. Yani epey bir 40 sene geriye gidişimiz var beraber. Sizle paylaşmak istediğim genel anlamda son 20 senedir çalıştığımız konulardan bir tanesi üzerine, kanda dolaşan hücreler üzerine nasıl bir buna yaklaştık, neden bunu merak ettik? 20 senelik bir yolculuğu paylaşacağım. Uzun bir yolculuk. Düşünün, Sultanahmet Camisi 10 senede yapılmış. Biz 20 senede hala bunların üzerine çalışıyoruz. Burada önemli bir noktayla başlamak istiyorum. Genelde bir teknoloji ileriye sürdüğünüz zaman o teknolojiyi nerede nasıl kullanacağınızı bilirsiniz, ona çözüm getirmeye çalışırsınız. Yeni bir kalp makinesi mi, yeni bir kateder mi, ama biyolojisini ve klinik uygulamalarını iyi bilirsiniz. Bunu çözmek için nasıl teknoloji üretebiliriz diye sorulur. Bizim yaptığımız biraz daha değişik. Biz teknolojiyi hem biyolojisini hem klinik çalışmalarını bilmediğimiz bir konuda, yani tamamıyla bir karanlık içinde bu teknolojileri geliştirmeye çalışıyoruz. Onun bilim yolculuğunu, bilim adamına ben meraklı insanın yolculuğu diyorum. Onun sizle paylaşmak istiyorum. Şu slaytlarımı bir şey yapabilirsem galiba oldu. Ve konumun başlığı da siyah safra, kanser ve mikroçip. Bu üçü de birbirine bağlantısı olmayan kelimeler gibi duruyor. Sizle onu, bağlantıyı kurmaya çalışacağım ve neden bu konunun üzerinde bu kadar hararetle ve şevkle çalıştığımızdan bahsetmek istiyorum. Bu arada Zoom konuşmaları kolay olmuyor. Arada sorularınız varsa Pınar Hoca orada bekliyor. Beni kesip soruları soracak. Konuşmam sırasında soru sorarsanız hiç problem değil. Seve seve cevaplandırmaya çalışacağım. Size bir iki rakam vereyim şeye başlamadan evvel, detaylarına girmeden evvel. Bunlar bilinen rakamlar, çok şey değil. Üç tane kadından biri, iki tane erkekten de biri hayatları boyunca kanser teşhisi olacaklar. Bu demek değil ki kanserden öleceksiniz. Fakat bu tedavi edilecek, sürekli takip edilecek. Yani ciddi bir rakam bu. Çok kimsenin bildiği, hepimizin ailelerinde bu haberle maalesef uğraştığımız bir şey. Ve biliyorsunuz dünyadaki bütün ölümler içinde 6 tane ölümden bir tanesinin nedeni de kanser. Ve baktığımız zaman kansere, şu soldaki gördüğünüz görüntülemede kanser bütün vücudu gördüğünüz gibi içine dağılmış bir vaziyette. Ve kanserin asıl insanın hayatını bitirmesi, öldürmesinin nedeni primer tümörden değildir. 10 ölümden 9 tanesi kanserin yayılması, yani metastaz dediğimiz olaydan dolayıdır.
1990 senelerinden beri çok büyük atılımlar oldu aslında kanserde. Çok iyi haberler var. Özellikle göğüs ve prostat kanserinde ilk defa olarak ölüm sayısı gittikçe azalmaya başladı. Yani kanserin sırrını yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz. Ve bu da çok önemli ve güzel bir haber. Özellikle nasıl dağıldığını sırrını anlamak çok önemli. Çünkü insanları sonunda öldüren kanserin sizin ve insanın vücuduna tamamıyla hakim olmasından dolayı. Bu da aslında yeni bir konu değil. Hipokrat'a kadar gidiyor. Milattan önce 400 senelerinde Hipokrat 4 tane sıvı var diyor. Bütün insan vücudunu ve hastalıkları nedeni olan ve bu sıvılar aralarındaki denge bozulduğu zaman değişik hastalıklar oluyor. Bunun içinde işte bildiğiniz gibi mukus dediğimiz film, kan, sarı safra ve siyah safra var. Black bile denilen. Black bile aslında Roma lisanında eski Yunanca'da black siyah melan bile dediğimizde colicus melankoli aslında bu siyah safra dediğimiz Hipokrat tarafından tarif edilen sıvı hem kansere hem de depression psikiyatrik hastalıklara verilen bir isim. Niye buna kanser dendiğine de baktığınız zaman onu da Hipokrat'tan geliyor. Burada bir çok ileri seviyede bir göğüs kanserini görüyorsunuz. Bu Uganda'da bir hastadan. Gördüğünüz gibi kabuklaşmış gibi siyah. İşte o yüzden kara safra, siyah safra deniyor. Karkinos kelimesi de yengeç demek eski Yunanca'da. Yengeç olmasının tam olarak şekli mi benziyordu yoksa kabuğu mu benziyordu ya da yengeç gibi insanın canını acıttığını bilinmiyor. Ama karkinos kelimesi, kanser kelimesi de Hipokrat'ın o zamanlardan yaptığı bu çalışmalarından geliyor. Ta ki bunun Türkiye'ye gidiyor aslında bu sonunda. Dr. Galenus denilen Pergamon'un yani Bergama'nın orada şeyini, heykelini görüyorsunuz. Bergama'ya giderseniz görürsünüz. Milattan sonra 200 senelerinde yaptığı çalışmalarda Hipokrat'ın yaptığı çalışmalara çok inanıyor. O zamanlar daha insanlarda otopsi yapılamadığından dolayı, çalışılamadığından dolayı hayvanlar üzerinde bu siyah safrayı bulmaya çalışıyor. Fakat maalesef bulamıyor ve bunların detaylı raporlarını literatüre veriyor. Bundan epey daha sonra 1500'lerde Vesalius denilen çok büyük bir dünyanın en önemli anatomisti, modern anatomiyi kuran insanlardan biridir. Romalılar artık insanlar üzerinde otopsi yapılabileceği iznini verdikten sonra ilk insanların üzerinde bu kara safrayı bulmaya çalışan bilim adamlarından biri. Fakat maalesef kendisi de bunu bulamıyor. Hatta bu kitapların bazıları da Harvard'ın tıp fakültesinin şeyindedir, kitaplığındadır. Bulamıyor, hayali hüsrana uğruyor. Fakat detaylı olarak bu raporları yazıyor. Bundan birkaç yüz sene sonra kara safranın ne olduğunu anlıyoruz. Ashford denilen Avustralya'da bir aslında talebe 1869 senesinde burada görüyorsunuz primer tümör kanserli hücreyi görüyorsunuz. Ortadaki şu siyahlar nükleus ve nükleye like daha küçük. Burada da kanın içinde görüyorsunuz 3 tane hücre var. Aynı bunlara benzeyen. Diyor bunların ismi işte circulating tumor cell dediğimiz kanda dolaşan kanserli hücreler şeklinde ve diyor ki kanserin dağılmasının nedenlerinden biri muhtemelen diyor bu hücrelerin kandan diğer yerlere gitmesidir diye ilk defa kanın içinde olan fakat kan olmayan bir sıvı kara safranın ilk defa definisyonu tarifi bu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi düşünürseniz kara safrayı veya bu hücreleri bulabilirseniz
büyük uygulamaları olabilir. Bir iki tanesini bunun beraber düşünelim. Başka uygulamaları da var. Bunlar çünkü eninde sonunda gidip metastaz yapan ve hastaları dağılan ve hastaları fizyolojisini ele geçirip öldüren hücreler. Yeni hedeflenmiş tedaviler var, immünoterapi dediğimiz uygulamalar var. Burada hastaları takip etmek çok ve çok önemli. Birçok ilaç rezistans yapıyor. Yani artık cevap vermiyor hasta o ilaca çünkü tümör değişiyor. Bunu çabuk bir şekilde bulabilmek kanda ve takip edebilmek ikinci, üçüncü derece ilaçlara geçmek çok önemli. Tabii ki her zaman erken teşhis kanserin en önemli mucizesi olacak yapabildiğimiz zaman. Bu hücreleri çok erken bulabilirsek, erken teşhis yapabilirsek o da çok önemli. Bir de çok önemli uygulamalarından biri ileriye dönük tabii gördüğümüz bu hücreleri alıp eğer kültüre, laboratuvarda kültüre edebilirseniz hızlı bir şekilde o hastanın hücrelerine hangi ilaca cevap verdiğine bakıp ona göre ilaç verebilirsiniz. Yani doğru ilacı doğru hastaya doğru zamanda verme imkanı var. Dolayısıyla hakikaten uygulamaları oldukça geniş olabilecek bir teknoloji veya bir saha diyebiliriz. Neden olmuyor sorusu da bu hoşuma gidiyor bu slide. Neden bugün peki bu yapılmıyor diye sorulduğu zaman çok nadir bir olay. Bu iki uçağın birbirine çarpması ne kadar nadir bu şekilde dünyada nadir bir olaysa günde 200 bin tane uçuş oluyor sanırım. Bu çok nadir bir olay olması nedeniyle bu hücreleri bulmak o kadar kolay değil. Belki 10 milyarla 100 milyar kan hücresi içinde bir tane böyle bir hücre var. Bir farkı da burada baktığınız zaman bunun iki uçağın birbirine çarpma şansı nedir diye düşünebilirsiniz. Biz sadece bir probabiliteyi, şansı ölçmek istemiyoruz. Aynı zamanda bu hücreleri bulup bu hücrelerden önemli informasyonlar ele geçirip o hastaya da katkısı, tedavisini daha iyi bir şekilde takip edebilmek, daha iyi bir şekilde uygulamak istiyoruz. Yani istatistik bir olayı deterministik bir olay haline dönüştürmeye çalışıyoruz ve de çok nadir olan bir olaydı. Bunun üzerine çalışmalarımızı başlatırken iki tane önemli veri var. Bunun bir tanesini çok az bir sürü dinleyen klinikçiler ve biyolojistler de bunu sorduğum zaman Zoom'da yapmak zor bilemiyorlar. Vücudumuzda 37 trilyon hücre var. Epey bir hücre bu. Bunun aslında %85'i kan hücresi. Aşağıdaki 30-31 trilyon vücudumuzdaki hücre kan hücresi. Yani hepimiz yürüyen kan hücreleriyiz diye bakabilirsiniz buna. Bunun içinde de çok küçük sayıda bu hücreler var. 5 litre kan var vücutta. Bu 5 litrenin içinde birkaç yüz tane dolaşan kan hücresi olabilir. Yani bunu nasıl bulacağız sorusu oldukça zor. Kaç hücreye saniyede bakmanız gerekiyor ki bu hücreleri bulmanız için? Burada biz mikrofluidik denilen yani mikroskopik akışkanlar mekaniği denilen bir konudan faydalanıyoruz. Bunu bir neden bu konuda ilgilendiğimizi söyleyeyim. Sol tarafta baktığınız zaman Ron ırmağı ile Arve ırmağı birleşiyor. Ron bildiğiniz gibi bir Lamans'tan geliyor. Arve dağ glasyelerden buzulların oradan aşağı doğru geliyor çamurlu. Gördüğünüz gibi iki sıvı yan yana gidiyor ve karışmıyor. Bunu mikroskopik şeye getirdiğiniz zaman, ölçüye getirdiğiniz zaman sağda Dr. Whiteside diye çok meşhur bir bilim adamının yayınındaki resmi gösteriyorum. 7 tane sıvı değişik renklerle boyanmış. Bunlar sıvı birbirlerinin yanında hareket ediyorlar ve karışmıyorlar. Mikroskopik seviyeye gidince bu ırmaklardaki gibi değil, her parçacığı ve her sıvıyı çok iyi kontrol edebilme imkanları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu 1980'lerde başlayan bir saha, mikro akışkanlar mekaniği dediğimiz bir saha, mikroskopik seviyede sıvıların kontrol ederek içindeki parçacıkların bulabilmek. Bu saha gördüğünüz gibi mavi okla
sol tarafa doğru çok tek parçacığa kadar olabilecek kadar hassasiyetle sıvıları hareket ettirebiliyor. Fakat çok küçük miktarda sıvıları ve bunun büyük uygulamaları var bugün molekül ve kimyasal yapıdan. Bu saha bu konuda giderken biz bu sahaya 2000'lerde girdik, daha geç girdik bu konulara. Türkiye'de güzel bir laf vardır, herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine. Biz burada hakikaten herkes gider Mersin'e bir parçacığı, ufacık bir pikolitre volümün içinde, hacimin içinde nasıl şey yapabiliriz, hareket ettirebiliriz sorusu yerine buna tam tersine, yani tersine gitme yönünde aynı şeyde, hassasiyette milyarlarca, trilyonlarca parçaya, kana, hakiki sıvılara bakabilir miyiz? Hatta şu andaki en büyük amaçlarımızdan biri bütün 30 trilyon hücreye bile bakabilir miyiz ve bunun içindeki bulmamız gereken hücrelere bakabilir miyiz sorusunu 2000 senesinde sorduk ve bunu ilk yayınımızı 2007 senesinde yaptık. Fazla teknolojilerin detayına girmeyeceğim, sadece ana fikirleri vermek istiyorum. Benim arkadaşlarımın daha detaylı soruları varsa onlara severek cevap veririm. Bu ilk 2007 senesinde yaptığımız yayında kullandığımız teknoloji aslında çok komplike değil. Tümör hücreleri, kanser hücreleri, epitel hücreler olduğu için genelde bir mikroçip yaptık. Burada görüyorsunuz bu mikroçipi. Üstünde 100 bin tane mikroskopik post var, sütun var. Bu sütunlar aşağı yukarı saçınızın 1/3 büyüklükte, 30 mikron kalınlığında, saç kalınlığı kadar aşağı yukarı 100 mikron. Ve bu hücreler, bunun akışkanlar mekaniğine, kompleks hücrelerine, teorilerine girmeyeceğim. Bütün bu kan bunun etrafında girerken bunu da bir antik horla kapladık. Kanserli hücre geçerse, buna dokunursa yapışıyor. Burada da ilk yakaladığımız akciğer kanserli bir hastadaki kanser hücresi. Ve bu çalışma hakikaten bir anda bu kanserli hücrelerin bulunabileceğine nadir olmakla beraber aşağı yukarı saniyede 2 ile 3 milyon hücreye bakabiliyoruz bu teknolojiyle. Ve bunların içinde varsa 1 ve 2 tüp gibi, buna V-Container dediğimiz, doktora gittiğinizde genellikle 1 veya 2 tüp kan verirsiniz. Bunun içinde 100 milyar hücre var. Bundan sonraki 5-6 senede çok hızlı çalışmalar yaptık. Fakat bir sürü öğrendiğimiz şey de aslında o kadar hoşumuza gitmedi. Bunların bazıları, bu kanserde dolaşan hücrelerin çok kompleks olduğunu anladık. Çok heterojen, dinamik olarak değişiyorlar. Mesela bazıları gördüğünüz gibi burada trombositler tarafından etrafında. Dolayısıyla hücrenin hiçbir şeyini göremiyorsunuz. Bütün etrafı platelet'ten trombositlerle kaplanmış vaziyette. Bazıları epitel olan bu hücreler mezenkimal hale geçiyor, sizi kandırıyor. Bazıları kan içinde bölüşüyor, bazıları gruplar halinde dolaşıyor. Yani bu işin, hücrenin, bildiğiniz tümörlü hücrenin peşinden giderek çözmenin çok zor olacağını anladık 5-6 sene sonra. Dolayısıyla problemi değiştirdik. Dedik ki peki biz bunu needle in a haystack dediğimiz konu, samanda iğneyi bulmak yerine, çünkü iğne tümörse, samanda kan hücreleri ise, sizin kanınızdaki hücrelerle benim kanımdaki hücreler aynı, fakat tümör hücreleri aynı insanın içinde bile aynı değil. Dolayısıyla tümörün peşinden gideceğimize kan hücrelerini alıp çöpe atıp tümörlü hücreyi bulabilir miyiz diye bir teknoloji geliştirmeye başladık. Burada arkadaşım ve 20 senedir beraber çalıştığım kanser merkezinin başındaki çok önemli bilim adamı Dan Haber'la, arkada da bunu yapan prosesörleri görüyorsunuz. Bu tabii 100 milyar hücre, iki tüpte olan 100 milyar hücrenin içinde bir hücreyi bulabiliyoruz bugün. Yani 99 milyon 999 hücreyi, o bir hücreyi kaybetmeden elimine edebilecek bir teknoloji.
Ve şu andaki bu gösterdiğim, önümüzdeki birkaç slide'da göstereceğim hücre 2-3 milyon saniye yerine 20-30 milyon saniyede hücreye bakabiliyoruz. Daha yeni bir modeli var. 300 milyon hücreye saniyede bakabiliyoruz. Yani Amerika'daki bütün nüfusta bir kişiyi bir saniyede bulabilecek kapasitede hızlı bir şekilde hücreleri bulan ve ayıran bir teknoloji. Tekrar fazla fiziğine girmeden işin değişik fizikleri kullanarak hem hücrenin kimyasal farklılıklarını hem şekil farklılıklarını kullanarak, mekanik farklılıklarını kullanaraktan burada gördüğünüz bu aynı sizin artık yok tabii gençler bilmez CD player dediğimiz aynı o. Aslında bunu yapan, teknolojiyi yapan da Sony ile çalıştık. Onların Blu-ray teknolojisi artık biraz batıyordu, para yapmıyordu. Yeni sahalara giriyorlardı. Bizle beraber girdiler. Bu gördüğünüz şeyin teknolojinin üstünde aşağı yukarı 4 metre kanal var. 2 milyon tane saçın üçte biri kalınlığında olan sütun var. Ve değişik bir sürü başka kısımları da var. Gene fazla detaylarına girmeyeceğim. Yaptığı kan geliyor. Kırmızı hücrelerle trombositleri daha küçük olduklarından önce mikro bir filtrede ayırıyor. Ondan sonra beyaz hücreleri magnetik parçacıklar yapıştırıp magnetik bir yere getiriyoruz. Onları da ayırıyoruz. Elde kalanlar tümör hücreleri oluyor. Bütün hücreler bu çipin içinde bir saniye geçirdikleri için de bir saniye içinde kanın içinden hücreyi buluyorsunuz. Bütün iki tüpü de aşağı yukarı 45 dakikada bakabiliyorsunuz. Yani 45 dakikada 100 milyar hücrenin içindeki bir iki tane kanserli hücreyi bulabilen bir teknoloji. Tabii bunu buraya getirene kadar epey uzun çalışmalar ve epey ciddi talebeler ve postdoc dediğimiz öğrenciler üzerinde çalıştılar. Onların hepsine müteşekkirim. Teknoloji bir prosesör var. Onun içine koyuyorsunuz. Artık tamamıyla otome edilmiş bir hale geldi. Senede 5000 tane kanserli hastayla kendimiz bilimsel çalışmalar yapıyoruz ve dediğim gibi bir tane kanda dolaşan hücreyi iki tüpte yani 100 milyar kan hücresi içinde bulabilen bir teknoloji. Bir iki örnek vereceğim. Nasıl, neden bu dağa çıkmak istiyoruz? Neden bu teknolojiyi bulmak istiyoruz? Bir olmayan bir teknolojiyi geliştirdiğiniz zaman bunun uygulamaları nedir? Bundan evvel yapamadığımız neleri yapabiliriz? Örneğin burada bir melanoma hastasında, deri kanseri hastada sol tarafta aynı 1869'daki Ashworth'un mikroskoptan bakıp primer tümörde yaptığı gibi o sol taraftaki primer tümör, sağ tarafa da baktığınız zaman kanda dolaşan melanoma hücresi ve gördüğünüz gibi kalitesi şeyin bu işi bilen insanlar arkadaşlar için Papa Nikola denilen bir şey. Staining bu. Çok yüksek. Çünkü hücreleri sadece bir saniye bu çipin içinde, mikroçipin içinde vakit geçiriyorlar. Hiç bozulmadan elimize. Dolayısıyla tamamıyla bu şekilde hastaların patolojisini yapma imkanları ileride doğabilecek. Diğer bir konuda peki ya bu kanda dolaşan hücrelerin farkı ne? Nedir diye tamamıyla bilimsel sorular sorma imkanı var. Farelerde geliştirdiğimiz pankreas modelinde örneğin kandaki hücreleri aldık, primer tümördeki hücreleri aldık, ascites'teki hücreleri aldık ve bütün bunların tamamıyla moleküler olarak yapısına baktık, sekans ederekten. Hangi genler bu hücrelerde var diye. Bunlardan bir tanesi çok fazla olan, kanda dolaşan hücrelerde, diğerlerinde primer tümörde çok az olan Wnt2 sinyali dediğimiz bir gen. Bu önemli bir gen. Hem kök hücrelerde önemli, hem kanserde çok önemli ve bunu ondan sonra farelerden alıp hastalarda, pankreas hastalarına da baktığımızda gördük ki hakikaten bu hücrelerin normalde bunun için güzel bir Greek kelime var, anoikis dediğimiz epitel hücreler kendi bulundukları organ içinden kana giderlerse yani ayrılırlarsa kendilerini
intihara zorluyorlar. Buna anoikis deniyor. Bu hücrelerin normalde ölmesi lazım. Ölmemelerin nedeninin de bu Wnt2 sinyalinle ilgili olduğunu gösterdik çalışmalarda, bilimsel çalışmalarda. Gördüğünüz gibi burada hem yeni bilgiler buluyorsunuz, hem de klinik olarak bunlar hedef olabilir. Antikorlarla bunları durdurmak, öldürmek gibi çalışmalarımız da devam ediyor. Başka bir örnek vereyim. Tek bir hücreyi de alıp tek bakabiliyoruz. Fazla detayına girmeyeceğim. Prostat kanserinde enzalutamide denilen bir ilaç var. İlacı ne zaman vereceğiniz, nasıl vereceğiniz ve hangi moleküler yapısı varsa vereceğiniz çok önemli. Bunu bilmek o kadar kolay değil. Çünkü prostatınız zaten alınmışsa nerede biyopsi yapacaksınız? Eğer kemik iliğindeyse çok zor bir biyopsi bu. Dolayısıyla kanda bunu bulup sequence edip, RNA sequence yaptırıp bu değişik moleküler yapısı var mıdır, yok mudur ve hangi hücreler bu ilaca cevap vermiyordur sorularına cevap verecek şeyler yaptık, çalışmalar yaptık. Pınar, evet, soru var galiba. Bir soru var. Hemen non-specific bindingleri hangi yöntemlerle iyileştirdiniz diye bir soru var. Çok güzel soru. Cevabı biraz uzun, çok kısa söyleyeyim. Non-specific binding demek yani tümör hücresini sadece bulduklarımız tümör hücresi değil, bununla beraber başka hücreler de geliyor. Aşağı yukarı 1 milimetre kana baktığımız zaman 200-300 civarında hücre oluyor. Bir tane kan tümör hücresi varsa. Yani 200-300 tane veya iki tüp kana baktığınız zaman da 4-5 bin tane kan hücresini ayıramıyoruz. Yani geliyor. Dolayısıyla sistemde bir noise dediğimiz var. Onu moleküler yapılarına bakaraktan çok rahat bir şekilde ayırıp inceleyebiliyoruz. Ama çok güzel bir soru. Tamam. Bir soru daha var. Yine Kutay Ucoz'dan. Kendi ölçümlerinizi hangi referans sistemleriyle karşılaştırdınız? En az sizinki kadar hassas referans sistem bulabildiniz mi? Referans sistemi olarak iki şekilde cevap vereceğim. Yani başka teknolojiler hangilerine karşılaştırdınız mı diyorsa, bunun Johnson & Johnson'ın Cell Search diye bir teknolojisi vardır. Zaten bize $30 milyon civarında Johnson & Johnson bir yatırım yaptı bu teknolojiyi geliştirelim diye. Kendi teknolojileri iyi çalışmadığı için biyoteknoloji var. Onun dışındaki bir sürü değişik teknolojiler. Şu anda belki 30 tane, ilk bu yayını biz 2007'de yaptığımızdan bu yana 30 tane belki şirket ve teknoloji. Bugün Amerika'daki en büyük 50 araştırma üniversitesinin her birinde bu konuyla çalışan bir öğretim üyesi var. Dolayısıyla değişik sahalar uygulamalarında değişik teknolojiler var. Yalnız mikrofluidikte bu negatif depletion dediğimiz yani samanda iğneye bakmaktan ziyade samanı ortadan kaldıran teknoloji şu anda tek bizim elimizde. Ve hassasiyeti çok iyi çünkü tümör hakkında hiçbir şey bilmemize gerek yok. Pankreas olsun, akciğer olsun hiç fark etmiyor. Biz kanlı hücreyi ortadan kaldırıp kanseri bulmaya çalışıyoruz. Diğerlerinde hangi kansere bakıyorlarsa onun hakkında bilgileri olması gerekiyor önceden. O da zaten teşhisi zorlayan bir durum. Umarım cevap vermişimdir. Teşekkür ederim. Lütfen devam edin soru sormaya. Sağ ol Pınar'cığım. Bir de bir konu daha bahsetmek istiyorum. Mesela mekanizması nedir metastası? İki tane teori var bunun üzerinde. İkisi de tam olarak ispatlanmamış durumda. Biri tek bu kanda dolaşan hücreler, epitel hücreler mezenkimal bir transisyona geçiyorlar. EMT deniyor buna. Bu olunca yani epitel olan birbirlerine yapışmış bir şekilde normal bir biyolojilerin devam eden bir hücre bu ortamdan ayrılıp yani bir insanın bir anda tek başına bir adada kalması gibi olunca biraz sinirleri bozuluyor ve atak haline geçiyor. Bu mesenchymal transition çok önemli kanserin yayılması için. Diğeri de tümör embolus dediğimiz yani bir grup halinde hücrenin ana hücre primer tümörden kopup kanda dolanırken bir yerlerde tıkanıp çok büyük bir cluster olduğundan, grup olduğundan oradan sonra metastaz yapması şeklinde iki konu var. Biz bunu ilk defa insanlarda bakabildik. Çünkü böyle bir teknoloji elimizdeki olmadığı için eskiden
bakmak mümkün. Ve baktığımız zaman örneğin burada bir indeks hasta diye bir tane hasta gösteriyorum. Sol tarafı bu kanda dolaşan hücre sayısı. Görüyorsunuz hasta çok iyi cevap veriyor tedaviye. Kanda dolaşan kanserli hücre sayısı azalıyor. Burada tekrar maalesef hastalık geri geliyor. Yeni bir ilaç değiştiriliyor. Çok iyi cevap veriyor. Burada hasta maalesef ölüyor. Bu 9 ay sürelik bir şey. Gördüğünüz gibi mavi olunca mesenchymal transition var, kırmızı olunca epitel. Gördüğünüz gibi hasta iyi cevap verirken epitel olmaya başlıyor. Ondan sonra kötü cevap verirken mesenchymal. Demek ki o teori doğru diyorsunuz. Fakat hiç beklenmedi bir sonuç. Baktığımız zaman mesenchymal şeyde cluster veya grup olmaması gerekirken grup olduğunu görmeye başladık. Bu biyolojik olarak beklemediğimiz ve çok önemli bir sonuç. Yani grupların da mesenchymal grupların da hareket ettiğini gördük. Bunun üzerine hemen şeylere baktık. Grupla hastanın yaşamı hakkında arasında bir şey var mı diye bağlantı. Prostat kanserinde baktığımızda bu 2014'te şu anda bir sürü çalışma çıktı bunun üzerine. Önemli bir saha haline dönüşmeye başladı. Grup halinde dolanan kan hücreleri. Burada görüyorsunuz 10-15 tane hücre bir arada dolanıyor. Eğer ki hastalarda grup halinde dolaşan hücre bulursak tedavileri sırasında maalesef yaşamları çok daha az diğer hastalara göre. Dolayısıyla bu hücrelerin çok daha metastatik ve çok daha etkin bir şekilde yayılma yaptığını gösterdi. Tabii bu tek başına olan hücreler sayısı daha fazla olduğundan onlar da çok önemli ama ikisinin de arasında önemli bir rol paylaşımı var. Ve bunun fazla detaylarına gitmeyeceğim. Sadece bunu da söylemek istediğim, bize sorulan soru, peki bu clusterlar, gruplar tek başına gelen bir hücre kan içinde mi büyüyor, grup haline dönüşüyor? Yani monoklonal mı? Yoksa bir grup halinde mi primer tümörden çıkıp dolanıyor? Yani oligoklonal mı? Bunu hayvan deneylerinde gösterdik ki bunlar tamamıyla oligoklonal. Yani primerden grup halinde ayrılıyorlar ve metastası da grup halinde yapıyorlar. Bu da tabii çok önemli bir informasyon kanserin nasıl yayıldığını anlamamız için. Hemen baktık bu clusterlar, gruplar çok önemli. Yeni bir çip teknolojisi geliştirdik. Bunu aslında bir Türk talebe Fatih Sarıoğlu, şimdi Georgia Tech'te geliştirdi. Türk olduğu için ondan bahsetmek istedim. Pınar, bir soru var galiba. Evet, aslında tam bu cluster çipe geçmeden önce herhalde bu sorulara cevap vermek isteyebilirsin. İki soru var, bir kişiden, Kadri Ölmez'den. Primer kanser hücrelerini metastaz evresine geçmeden tespit edebiliyor musunuz? O soruya biraz sonra cevap vereceğim. Tamam. İkincisi, biyopside APP, CA gibi kanser biomarkerların tespiti kendi başına kanser tespiti için ne kadar önemli? Problem olan biyopsiden çok yani bu protein markerı CA falan dediğiniz, PSA dediğiniz bunlar çok spesifik olmadığı için faydalı fakat çok bir şey değil. Yani bugün kanserin o kadar ilerlemiş tedavileri var ki kanseri çok daha iyi moleküler yapısında teşhis edebilmemiz lazım. O tip şeyler o kadar maalesef hassas teşhis olmadığı metotları olmadığından dolayı bu tip yöntemlere gidiyoruz. Fakat ilk soruya bir 3-5 dakika sonra cevap vereceğim. Bir soru daha var. Bunu da söyleyeyim. Ondan sonra sen karar ver ne zaman cevap vereceğini. Alp Can'dan geliyor. Tümör hücrelerinde aradığınız etiketler protein yapısında ise bunu tanıyan özgün antikorların üretimini siz mi yapıyorsunuz yoksa hazır olanları mı satın alıyorsunuz? Ve bunların bağlanma hızını bu kadar süratli bir sistemde nasıl başarıyorsunuz? Bu da çok güzel bir soru. Çoğunu satın alıyoruz. Yani araştırma için yaptığımız şeylerde satın alıyoruz. Fakat gösterdiğim gibi bir iki tane yeni marker bulduğumuz zaman ona olan antikorları da kendimiz geliştirmek üzere ortaklıklar yapıyoruz. Bağlanma hızı çok önemli değil. Çünkü bunları bulduktan sonra, hücreleri ayırdıktan sonra label ediyoruz, inceliyoruz. Dolayısıyla şey değil, o bir saniye içinde şey yapmıyoruz.
hücrelerin proteinlerine bakmıyoruz. Sonradan baktığımız için bağlanma hızında büyük bir problemle karşılaşmıyoruz. Tamam, teşekkürler. Teşekkür ederim, sağ olun sorulara. Bu mikroçipin de fazla detaylarına girmeyeceğim ama bu eğer 2 veya 3 bir grup halinde olan hücre varsa tek hücrelerin hepsi bütün kandaki milyarla trilyonla hücreler bunun içinden geçiyor. Ama şeyse 2 tane veya 3 tane grup halindeyse bu hücre onu yakalıyor. Teknolojisi de gene bu ne yapsak biz insan saçının 1/3 gibi bir şey. Bu 20 mikron falan bu postlar. Şu aradaki mesafe 12 mikron civarında. Yani saçın 1/10 gibi. Görüyorsunuz bu bir hastada, melanoma hastasında bu grup halinde dolaşan bir tümör, kanser hücresi. Burada da başka bir hastada görüyorsunuz. 33 bin tane böyle structure var. Bu kan bunun içinde giderken şey gibi, cantilever gibi burada takılıyor. Tek hücre olsaydı buradan geçebiliyordu. Şimdi hastaların %20, %30'unda bu hücreleri, grup hücrelerini veya cluster dediğimiz hücreleri bulan bir teknoloji. Yani hem bir yerde yeni biyoloji öğreniyoruz, o yeni biyolojiyi daha iyi yapabilmek için, daha iyi klinik çalışması bulabilmek için o yeni teknoloji geliştiriyoruz. Çok önemli konulardan biri de ilk başta bir şöyle geçişte bahsettim. Eğer ki biz bu hücreleri kültüre edebilirsek, yani büyütebilirsek, burada görüyorsunuz 3 tane kanserli hücre, bunu büyütmüşüz. Bunu ondan sonra 50'şer 50'şer, 10'ar 10'ar küçük şeylere koyup binlerce ilacı, şu anda aşağı yukarı 300 ilaç var. Normal bir hastalığı bildiğiniz zaman 10 ile 20 ilacı test edebilmeniz çok faydalı olabilir. Yani bir insana hangi ilacı vereyim diye test etmek, hatta kokteylleri, yani iki ilacı aynı anda verebilmemiz uygun mudur diye bakmak. Bu precision oncology veya personalized oncology dediğimiz, yani kişisel onkoloji dediğimiz konu. Bunu yapabilmek çok önemli. Şu andaki efficiency'miz maalesef düşük. Bu çalışmada yayınladığımız 36 hastada 6'sında kültüre edebilmişiz. Ondan beri o yaptığımız 6 senelik çalışmada aşağı yukarı %5 civarında hastada bunları kültüre edebiliyoruz. Yani bunu klinik olarak uygulaması tabii %5 de mümkün değil. Ama biyolojik ve şey açısından, araştırma açısından çok büyük faydaları var. Örneğin bir örnek vereceğim bir hastada size. Bir, bu hasta triple negatif şey dediğimiz 3 negatif göğüs hastası, en şeylerden biri, kötülerinden biri. Next gen ile bütün şeye baktığımızda bu kültüre edilmiş hücrelerde primer tümörde olmayan, zaten göğüsleri de alınmışsa hastanın, primere olmayan hastada yeni mutasyonlar ortaya çıktığını görüyoruz. Bu kırmızıyla olanlar. Bunlar primerde yok fakat hasta tedavisinde ya mutate etmiş ya tedavi yüzünden mutate etmiş ve bunların bazıları da druggable dediğimiz, yani ilaca cevap veren antibody'leri, antikorları olan şeyler, mutasyonlar. Dolayısıyla bütün bu kondisyonları test edebileceğimiz, yani hücreleri koyup değişik ilaçlarla bir araya getirip hızlı bir şekilde görüntüleyerek hangi ilaçların hangi bu hücreleri öldürdüğünü, yani aynı o hastada doğru ilacı doğru hastaya doğru zamanda verme imkanını yaratabilen bir teknoloji. Fakat dediğim gibi sadece %5'inde bunu başarabiliyoruz. Bu da yetersiz. Demek ki soruya gideceğim ve o şekilde bitireceğim. Erken teşhis. Aslında bugün kansere baktığınız zaman ölüm stage 1, 2, 3, 4 dediğiniz zaman, 4 başta da gösterdiğim size fotoğraf, bütün vücuda da yayılmış hastalık, asimptomatik, bilmiyorsunuz. Genellikle bütün hastaları burada buluyoruz, şu civarda buluyoruz. Çok şanslıysanız burada buluyoruz. Bir tane küçük coin lesion dediğimiz bir tane nokta varken burada bulabiliyoruz. Bu durumda bulabildiğiniz zaman bugünkü kemoterapi, cerrahi tedavilerle bunu tedavi etmemeniz mümkün ama buraya geldiğinizde maalesef iş işten geçmiş oluyor. Sadece %10 hastayı, %20 belki bazı kanserlerde bu kadar erken bulma imkanımız var. Bugün Amerika dahil olmak üzere araştırmaya yatırılan paranın %90'ı burada. Çok az imkan yatırıyoruz buraya. Çünkü bu çalışmalar çok zor. Eğer bu hücreleri bulabilirsek yaptığımız teknolojiyle, o zaman bu çalışmalara büyük imkan sağlarız.
arkadaşın sorduğu soruya cevap veriyorum. 5 litre kan var, nadir bir olay. 2 tane tüp alıyorsunuz, yani 20 mililitre çok küçük bir şey, sample bütün 5 litrenin içinde nadir bir olayı 2 tane tüp içinde bulmaya çalışıyorsunuz. Baktığımız, söylemedim burada çalışmalar ama erken teşhiste karaciğer ve prostat kanserinde %10-20 hastada erken bulabiliyoruz. Ve şimdi gösterdiğim gibi kültüre etmek istediği zaman da %5 hastada kültüre edebiliyoruz. Halbuki bunların sayıları 100 misli daha fazla olsa erken teşhis yapabiliriz hem de kültüre edebiliriz. Nasıl bu şansı kendimizin tarafına çevirebileceğiz? Çünkü bu hücreler nadir olduğu için iki tüp içinde olma şansı da çok az. İşte burada yeni gittiğimiz teknoloji yön şu. Leukapheresis denilen, apheresis dediğimiz bir teknoloji var. Klinikte sürekli kullanılan kanı alıyor bir damardan. Kan içindeki hücrelerin istediklerinizi ayırıyorsunuz. Bunda beyaz hücreleri ayırıyorsunuz. Ondan sonra geri kalan bütün kanı, kırmızı hücreleri, trombositleri, diğer hücreleri hastaya geri veriyorsunuz. Bu şekilde bütün 5 litreye bakma imkanımız var bizim. Yani 5 litrede içindeki olan bütün kanda dolaşan kanser hücrelerini bulabiliriz. Fakat tabii bir anda problemi çok büyüttünüz. Çünkü 5 litreye baktığınız zaman 31 trilyon kan hücresiyle karşı karşıyasınız. Ve bunu nasıl yapacaksınız diye sorular ortaya çıkıyor. Yeni geliştirdiğimiz teknolojide bunu yapıyoruz. Geçenlerde yayınladık. Daha klinik çalışmalarını yapamadık ama hücreleri kanın içine koyup bularaktan tespit etti ki teknoloji çalışıyor. Yeni gittiğimiz saha aynı o arkadaşınızın sorduğu soru. Erken teşhise ve kültüre nasıl gidebiliriz? Yani biyopsiyi, liquid biopsi dediğimiz, sıvı biyopsisi dediğimiz şeyle nasıl yerleştirebiliriz? Biyopsi yerine bir sürü şekilde bir orada gösterdiğim göğüs kanserindeki gibi bir coin lesion olduğu zaman, akciğerde zor bir yerde olduğu zaman sürekli girip oralardan bunları cerrahi bir şekilde almak hem zor hem de tehlikeli. Dolayısıyla bunu hem erken teşhis hem de biyopsi yerine sıvı biyopsi yapma haline nasıl getirebiliriz sorusunu soruyoruz ve bu andaki bu teknolojimiz şimdi bir hücreyi, bir trilyon hücre arasında bir hücreyi gayet şey bir şekilde bulabiliyor. Hassas bir şekilde bulabiliyor. Şimdi o zaman bunu nasıl kullanabilirsiniz diye bunun bir vizyonu üzerinde konuşayım ve o şekilde bitireceğim. Hasta geliyor, asimptomatik hasta. Nasıl doktora gittiğiniz zaman doktor bakıyor, risk assessment yapıyor. Diyor ki evet ailenizde var veya babanızda var. Yok genlerinizde bazı kansere risk faktörleriniz var. O zaman diyor size bu leukapheresis, apheresis'teki sıvı biyopsiyi yapalım. Kanınızda dolaşan kanserli hücre var mı diye. Bundan iki tane yol çıkıyor ondan sonra. Eğer pozitifse hemen görüntülemeyle gold standard dediğimiz teknolojiyle var mı yok mu, varsa nerededir şeklinde soruyu şey yapıp ona göre cerrahiye gidiyor. Diğeri de bu hücreleri alıp dediğim gibi kültüre edip moleküler yapısına bakıp hangi ilaçlara cevap verdiğine bakaraktan bu hücrelerin kişileştirilmiş onkoloji imkanını sağlıyor. Dolayısıyla bu şekilde hedeflenmiş tedaviye, yani hem cerrahi hem hastayı erken yakalamak amaç, asemptomatik ve yayılmadan evvel yakalamak, erken teşhis, hem anında müdahale edebilmek hem de hücrelerini kültüre ettiğimiz için ona göre doğru ilacı verebilmek ve tabii hastayı ondan sonra takip ederek de, yani asıl yaratmak istediğimiz bu bütün kanın 31 trilyon hücrenin hepsinin içindeki kanda dolaşan kanserli hücreyi bulduğumuz hassasiyete geliyoruz, geleceğiz. O zaman yapmak istediğimiz vizyon da bu. Bunu bir probabilite olarak bakarsak
Flash Royal bulma şansı 650 binde bir aşağı yukarı. Yani çok düşük bir şans. Biz 1 trilyon hücre içinde bir tanesini bulmaya çalışıyoruz. Bunu aslında oturdum, hesapladım. Yani saatte, günde bir 12 saat poker oynarsanız ve her saat bir flash royal çıkarırsanız ki imkansız. Ben son 3 senedir pokerde bir kere flash royal çıkardım. Ama bir saatte bir flash royal çıkarırsanız aşağı yukarı 1 trilyon hücre için 10 bin seneye ihtiyacınız var. Yani Paleolitik ve çağda başlarsanız poker oynamayı bugüne bulabilirsiniz o hücreyi. Bizim şimdi geliştirdiğimiz teknolojideki en hızlı giden teknolojide saniyede 300 milyon hücreyi anında bakabiliyoruz. Bunu aşağı yukarı bir 10 misli daha arttırmamız gerekiyor ki bu dediğim erken teşhis konusunda atılım yapabilirim. Burada size söylemek istediğim, bilim adamının işte böyle meraklı 20 sene, 25 sene, Sultanahmet Camisi 10 senede yapılıyor. Biz yaptığımız işler sürekli olarak değiştiriyoruz, yeni konulara giriyoruz. Dolayısıyla uzun süren bir yolculuk, fakat çok keyifli bir yolculuk. Çünkü kimsenin bilmediği yerlere gidiyorsunuz. Bilim adamı olmanın en büyük keyifli tarafı benim için o. Konuşmamı bitirirken özellikle hastalara bize yardımcı ve olduklarından her zaman en büyük teşekkürü sunuyorum. Hem mühendislik ekibinde, hem biyoloji ekibinde, klinik ekipte, hem inovasyon ekibinde bir sürü kimse çalıştı. Tek tek isimleri vermiyorum ama hepsine müteşekkirim. Tabii araştırmalarımızın birçoğu da bir sürü fonlardan destek gördü. Herkese teşekkür ediyorum. İstiyorsanız diğer sorularınızı alayım. Çok teşekkür ederim. Mehmet, görebilirsin belki soruları ama ben sana okuyayım Burak Kahveci'den gelen soruyu. Çalışmalarınız için makine öğrenmesi ve AI teknolojilerinden yani artificial intelligence'dan yararlanıyor musunuz diye sormuş Burak Kahveci. Evet, harika bir soru. Yararlandık. Karaciğer şeyinde yayınladığımız yayında makine öğrenmesi ve artık yapay zekalardan yayınlanarak testin şeyini, hassasiyetini arttırmak üzere onu bir iki sene evvel yayınladık. Yeteri kadar yapmıyoruz, daha fazla yapmamız gerekiyor. Fakat çok önemli bir konu, geleceğin konusu, özellikle genç bilim adamı olmak isteyen dinleyiciler varsa yapay zeka ve yapay zekanın tıpta uygulamaları çok büyük. Biz biraz o konuda eksiyiz, yeteri kadar yapmıyoruz ama çok güzel bir soru, teşekkür ederim. Peki, ikinci bir soru daha var yine Burak Kahveci'den. Hücre tespiti için nano boyutlarda vücutta dolaşan makineler üretmeye ne kadar uzağız? Hani bu filmlerde olan da. Kanda dolaşan hücreleri kanda dolaşan nano makinalarla tespit edebilir miyiz? Yani mikroçip sistemlerini bir IoT cihazına dönüştürebilir miyiz diye sormuş. Şey olur, dönüştürebiliriz. Nanoteknoloji dediğiniz bir sürü nanopartikülleri ilaç olarak artık kullanabiliyoruz. Hatta bu yeni COVID vaksininde örneğin aşısındaki Moderna'nın yaptığı aşı da RNA molekülleri bu nanopartiküllerin üstlerine yapıştırılmış bir şekilde hastalara veriliyor. Yani o konu oldukça ilerliyor. Şeyin içinde teşhis etmek o kadar şey değil, çünkü sadece bu hücre var mıdır yok mudur fazla bir yeterli bir informasyon değil. Ondan sonra bunu bütün moleküler yapısına, biyolojik yapısına, proteinlerine bakmanız gerekiyor. İmmünoterapide en önemli olan proteinlerine bakmanız gerekiyor. Dolayısıyla yani sadece hücre var mıdan çok daha öteye gitti son 10 senede bizim bu sahamız. Hücrelerin çok daha detaylı incelemeye ihtiyaç var. Ama bu hücreleri öldürmek için nanopartiküller üzerine uğraşıyoruz. Peki. Bir soru daha gelmiş. Cenk Ceylan'dan. Çip tümlesik devre teknolojisi MEMS midir diyor. Çip teknolojisi MEMS'de baş, evet, yani bu mikro akışkanlar teknolojisinin asıl şeyi MEMS teknolojisinde yapıyoruz. Ondan sonra
plastik manufacturing'e, ürün haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Şey ucuz olsun diye, ama ilk yaptığımız, mesela gösterdiğim teknoloji Deep Reactive Ion Etching denilen tamamıyla MEMS teknolojisinin en ileri safhalarından biridir. Bir soru daha gelmiş yine Cenk Ceylan'dan. SPO geni kontrolü için kanserli hücreye giden oksijeni manipüle etme amacıyla monoatomik düzeyde bir çalışma var mı? Bilemiyorum. Yani oksijeni kontrol etmek açısından, bildiğiniz gibi tümör, primer tümör özellikle oksijen seviyesi düşük. Bu hücreler az oksijende yaşıyor. Buna Warburg efekt denilir. Kanser biyolojisinde çok önemli bir konudur. Birkaç sene evvel zaten Nobel ödülü bununla alındı. Ama tam olarak da soruyu da anlayamadım, ama yani hücrenin oksijenini primerde nasıl kontrol ederiz diye soruyorlar sanıyorum. Onun üzerine tam bir çalışma var mı bilmiyorum. Rakesh Jain var. Onun çalışmalarına bakmakta fayda olabilir. Evet. Ben o Jain'i hatırlıyorum, Rakesh Jain'i. Senin ziyaret zamanında. Başka sorularınız varsa Q&A'ya yazabilirsiniz. Şu anda başka... Bir tane beyin tümörü üzerine glioblastoma için neler söyleyebilirsiniz diyor. Çünkü güzel bir soru. Beyin tümörü, dedim ya, 9-10 kişiden 9'u metastazdan ölüyor. O bir tanesi metastazdan ölmeyen beyin tümörü. Beyin tümörü genellikle beyinde metastaz eder, beyin dışına gitmez. Beyin kan bariyeri olduğundan dolayı. Fakat biz bu hücreleri beyin tümöründe, Filiz Hanım'ın sorduğu GBM denilen glioblastomada hastalarda buluyoruz. Fakat bunun nedenini inanıyoruz ki radyasyon terapisi oldukları için o beyin kan bariyerini zedelediğinden dolayı bu hücreler kana geçiyor. Fakat genelde beyin hücreleri kanserinde değişik yerlerde metastaz görmezsiniz. Tamam. Bir tane daha soru var. Belki görüyorsundur, Mehmet Erbudak'tan. Melankoli ile kara sevdanın ilişkisi... Devamını okudun herhalde. Yok, görmedim. Görmedim. Melankoli ile kara sevdanın ilişkisi belki de Orta Doğu'dan bir çalışmaya işaret ediyordur. Arapçada sevda kara demektir, safra sarı demektir. Onu bilmiyorum. Güzel. Evet. Bir de bir soru da Serap Kuruca'dan geliyor. Max ile pozitif ve negatif seleksiyon antikor kokteylleri ile mümkün olur mu? Bir tüp içinde bu teknikten daha kolay. Şimdi soru şu, eğer doğru anlıyorsun. Yani bundan daha kolay bir şekilde bulmak mümkün mü diye soru. Çok nadir bir olayı yaptığınız zaman, eğer tek parçacık, yani tek hücre seviyesinde hassasiyetiniz yoksa, milyarlarca, 1 trilyon hücrenin içinde sizin o hücreyi öyle böyle karıştırarak bulmanız kolay değil. Çok uğraşanlar vardı. Bunu işte dediğim gibi Johnson & Johnson'ın da teknolojisi öyle bir teknolojiydi. Sonunda bize $30 milyon verdiler bu teknolojiyi geliştirelim diye. Yani zor. Çok nadir olan bir olayda çok yüksek hassasiyet gerekiyor. Ayrıca bizim bu teknoloji o kadar zor değil. O gösterdiğim plastik mikroçip, $20'lık bir mikroçip ve gayet rahatlıkla yapılabilen bir teknoloji. İlk başında yaptığımızda zordu. Çünkü ilk defa plastikteki bugüne kadar yapılmış en komplike teknoloji. Ama bir kere yaptıktan sonra ürün haline dönüştürmek o kadar açıkçası zor değil. Bugün bir teknisyeni bir günde eğitip bu teknolojiyi kullandırabiliyoruz. Tamam. Bir soru daha geliyor. Herkese bu test imkanı ulaşması kaç yıl sürer? Vallahi çok uzun vakit alıyor. Yani maalesef ben isterdim ki 5 sene evvel olsaydı. Şirket kuruyorsunuz, şirketler başka yöne gidiyor, batıyor, o problemler var. O kadar kolay değil bunların. Klinik çalışmaları oldukça zor. Bizim tabii yaptığımız kısım tamamıyla işin teknoloji geliştirmesiyle tek hastanede, kendi hastanemizdeki uygulamaları. Ama bütün dünyaya yayılabilmesi için bunun tam bir ürün haline dönüşmesi lazım. O da bir startup şirketi uğraşıyor üstünde.
işler de iyi gidiyor ama 5 sene evvel 5 sene sonra olur diyordum. Bu sene de belki 3 sene sonra olur diyorum. Yavaş bir yol maalesef. Bir soru daha gelmiş. Kullandığınız mikro akışkan çiplerin elektrokimyasal yöntemlerle entegrasyonunun sensitivity üzerinde etkisi olur mu? Başka uygulamalarında çok yapıyoruz. Yani sensörler koymak üstüne değişik kararlar vermek için elektrokimyasal yöntemlere başvuruyoruz. Ama şu şeyde nadir bu hücreleri, kanda dolaşan hücreleri bulmakta o kadar önemli değil. Çünkü inanın amaç burada bunun kaç tane olduğunu saymak değil. O 30 sene evvel belki o zaman hani bulabilir miyiz sorusu. Amaç bunları bulduktan sonra çok detaylı moleküler, genetik, epigenetik yapılarını inceleyip çünkü kanser tedavileri ve kanser bilimi çok daha ileride. Yani bu kanserli hücre var mı yok mu sorusunu sormanın ötesinde. Elektrokimya ile onu yapabilirsiniz ama dediğim moleküler informasyonu alamazsınız. Duyamıyorum. Şey mi? Yok tamam. Şimdi bir soru daha var. Senin şimdi cevap verdiğin soruya benziyor bir yerde. Belki aynı tür bir cevap gelecek. Inertial microfluidics'te optimum particle odaklanmasını sağlamak için ne gibi çalışmalar yapılabilir? Bu yöntemin dezavantajlarından birisi doğru odaklanmayı sağlayabilmek. Onun için de çok deney yapılması gerekiyor. Bu hızlı bir şekilde yapılabilir mi diye sorulmuş. Ben inertial focusing'den bahsetmedim burada. Demek ki soruyu soran arkadaş, meslektaş bizim bazı yayınlarımızı okumuş. Çok enteresan bir konu. 2007 senesinde bunu mikro akışkanlarda biz ilk defa uygulamayı getirdik ve gösterdiğim çipte söylemedim ama çok ciddi bir şekilde kullanıyoruz. Daha doğrusu çok hızlı bir şekilde bütün sıvının içinde olan hücreleri tek bir hat içine koyup her hücreye hızlı bir şekilde bakabilme imkanları yaratıyor. Bu konuda da sanırım şu anda dünyada 50-60 tane laboratuvar var değişik fiziği ve uygulamaları üzerine çalışan inertial focusing diye arkadaşın sorduğu soruda ve bilimin daha tam olarak da mekanizmasını anlamış durumda değiliz. Fakat uygulamaları bizim bilimsel şeyimizi ilerisine geçmiş vaziyette. Ne kadar iyi anladığımızın daha ilerisinde uygulamalarımız. Ama iyi, doğru bir soru. Çok yapılacak çalışmalar var. Sonra tamam, bunun devamında gelen bir soru var. $20 bir ürün, ondan bahsettin. Bunun Türkiye'de üretilebilme imkanı ne kadar? Üretilme imkanı, bunu şu anda biz şeyde yapıyoruz. Almanya'da ve Avusturya'da Sony'nin o kısmını Stratec diye bir şirket aldı. Onlar yapıyorlar. Türkiye'de yapmamak için hiçbir neden yok bunun. Çok güzel. Bir tane daha var. Buraya yazılmamış. O yüzden emin değilim orada ama biyorezonans demek istemiş herhalde. Biyorezonans ile frekans tarama teknikleri de var ama genelde alerji testi ve benzeri gibi kullanılıyor demiş. Bu sizinkine yakın mı böyle bir şey? Tam ne demiş şey yapamadım. Yani ben de okuyamıyorum çünkü birazcık karışmış. Yani şöyle cevap vereyim, yani anladığım soru, yani alerji testi gibi değişik alerji testleri vardır. Onun gibi bir test mi bu? Aslında güzel bir analoji, güzel bir şey, benzetme. Bizim de burada değişik alerjiler var, değişik kanserler var. Aynı alerjinin bile değişik şeyleri var. Burada da aynı kanserin değişik uygulamaları var. Dolayısıyla aslında öyle bakmak hiç de hatalı olmaz. Tamam. Bir kere bu, ben herkese, sen de buradayken bir şey söyleyeyim. Burada anlattıkların aslında çok muhteşem bir şekilde makine mühendisinden bahsediyor. Zaten sen makine mühendisi olarak iyice mezun olmuştun. Sonra bu disiplinler arası çalışmaları nasıl etkin yaptığını göstermiş bu kadar zamanda. Yani bunun içinde her türlü disiplin var. O yüzden zaten büyük bir grupla birlikte çalışıyorsun. Aslında ben tersini çevireyim, söyleyeyim.
Bunu herkes dinlerken yaklaşık 80 kişi var şimdi. Benzeri bir çalışma grubunun Türkiye'de olması ne kadar mümkün? Senin o Flash Royale ile karşılaştırırsan. Bazı şeyleri, engelleri ortadan kaldırmamız lazım. Bunu bana bir kere teknik üniversitede bir 20 sene falan önce galiba bir soru, konuşma vermiştim. O zaman rektör yardımcısı olan biri sordu. Dedim ki bakın ben teknik üniversitede makine okudum. Şu anda Harvard Tıp Fakültesi'nin kurulduğu Massachusetts Genel Hastanesi'nde cerrahi profesörüyüm. Makine profesörü değilim. Cerrahi bölümünde cerrahi profesörüyüm. Dedim ki ben de kendisine, peki dedim teknik üniversiteden Türkiye'de mezun olmuş bir mühendis İstanbul Tıp Fakültesi'nde hiç profesör olmuş mu sorusunu sordum. Aradaki bu bariyerleri, lüzumsuz engelleri ortadan kaldırmamız lazım ki gençler şeylerinin peşinde, fikirlerinin, heyecanlarının peşinde güzel yolculuk yapabilsinler. Maalesef mevzuatlarla Türkiye'de çok lüzumsuz engeller koyuyoruz. Yapılabilir mi? Tabii yapılabilir ve yapanlar da var. Yeteri sayıda yapan yok çünkü çok engel var. Yapabilenler de onu yapabilmek için bin tane engelden geçmeleri gerekiyor. Lüzumsuz engellerden. Bir sürü evraklar, şunlar, bunlar. Oysa neyse makineciysen niye orada tıp fakültesinde profesör olamazsın? Bilmem neden 8000 tane alacaksın. Yani çok güzel bir soru, yapmamız lazım. Çünkü bilimde bunu aşağı yukarı 8 sene evvel Phil Sharp, Nobel ödüllü çok meşhur bir adam ve MIT'nin o zaman rektörü olan Susan Hockfield'in MIT'de bir hazırlattığı bir rapor var. Buna Convergent Science bilim deniyor. Yani birleşen bilimler mi nasıl tam tercüme edeceğiz bilmiyorum. Ve onların söylediği bilim moleküler biyolojiyle başladı, biomedical bilimler, moleküler biyoloji. Ondan sonra genomics revolüsyonu oldu. Bütün moleküler biyolojisini anladık. Ondan sonra tek hücre seviyesinde her şeyi sekans edip anlamaya başladık. Üçüncü bilimdeki büyük atılım dedikleri convergent bilim dedikleri. Yani bizim yaptığımız o. Hatta o raporlarında bizim çalışmaları Shining Example diye bahsettikleri bir rapor. Yani biz de çok gururlandık tabii onda. Dolayısıyla bu kompleks problemleri çözmek için mühendisi getirmen gerekiyor, materyalciyi getirmen gerekiyor, klinikçiyi getirmen gerekiyor, genetikçiyi getirmen, beraber çalışman gerekiyor. Bunun için de disiplinler arasındaki, organizasyonlar arasındaki engelleri maalesef aşmamız lazım ki muhteşem bir genç kitlemiz var. Onların da önü açılsın. Hakikaten sağ olasın. Yani bu da hakikaten hem bizim bütün bu katılanlar için de çok faydalı oldu. Bizim yapmak istediklerimiz de senin zaman bulup da bizle bunu konuşmuş olman hakikaten bizim de çok hoşumuza gitti sevgili Mehmet. Şimdi bizim bir tradisyon yani bir alışkanlığımız var. Genellikle biz bu konuşmaları yaptıktan sonra konuşmacıya bir plaket sunarız. İşte her şeyi adapte ediyoruz Zoom'a ama böyle bir şeyi sunamıyoruz. Aslında ucuza geliyor tabii. Sana bunu yaptık. Sağ olsun Yaprak bunu becerdi. Ben sana şimdi bizim plaketimizi de sunmak isterim. Şöyle bir şey yapacağız ama umarım herkes görüyordur bunu. Evet. Bir şey gözüküyor değil mi? Ben görüyorum. Tamam. Genellikle biz bunu bir de çerçeveleyip verirdik. Ama bu defa veremeyeceğiz. Sana bunu PDF olarak göndereceğiz. Sen umarım. Ne güzel. Ben print eder çerçeve yaptırırım onu. Lütfen, lütfen. Bunu çok seviniriz. Hakikaten Bilim Akademisi adına sana çok teşekkür ederiz. Bütün dinleyiciler de çok memnun oldular. Umarım ileride tekrar bir başka konuşmada seni yeniden aramızda görmek isteriz. Ben de ümit ederim. İnşallah yakında epeydir İstanbul'a gelemedim bu pandemik nedeniyle.
Heyecanla ilk gelişimi bekliyorum. Geldiğimde görüşmek, beraber olabilmek üzere bütün katılımcılara da içtenlikle teşekkür ediyorum beni aranıza aldığınız için. Çok teşekkürler. Hakikaten çok güzel, önemli bir gündü. Biz de çok teşekkür ederiz sana. O zaman ben de bu programı kapatayım. Tekrar iyi bir gün olsun. Sağlıklı günleri. Çok teşekkürler. Hoşça kalın hepiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olasın.